Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde çok farklı bir çalışma yapacağım. Kuyu kebabı yapacağım. Tavuktan yapacağım ve o yapmış olduğum tavukla lokum tavukla ne yapacağız? Türk işi taco yapacağız. Başta malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Ben döküm tavada yapacağım ama siz istiyorsanız normal tavada da yapabilirsiniz. Başta tavukları ne yapacağız? Mühürleyeceğiz. İçerisine hiçbir şey eklemeyeceğim ve ne yapacağım? Bunu mühürleyeceğim. Yalnız tavukların bir oda sıcaklığında olması çok önemli. Başta bunu bir 10 dakika kendi haline, yüksek ateşte 10 dakika kendi haline bırakıyoruz. Bir 10 dakikadır bu şekilde pişiyor. Şöyle elimi tuttuğum zaman böyle bir 5 saniye artık 5-6 saniye zor tutar oluyorum. Artık elimi çekiyorum ve tavuklarımı artık içerisine atıyorum. Gelişi güzel diziyorum. Bilerek yağ eklemedim çünkü kendi derisi var zaten. Bu şekilde 3 dakika kendi haline bırakın. Hiç dokunmayın. Bir kendi kendine mühürlensin bir tarafı. 3 dakikadır bir taraflarını mühürledim. Sonra şöyle tutuyorum, çeviriyorum. Her tarafını bu şekilde mühürlemek gerekiyor. Tek tek hepsini çeviriyorum. Bunun 4 tarafını da böyle çevire çevire mühürledim. Şimdi bunu çıkaracağız. Şöyle tutuyorum. Tek tek hepsini tepsiye aktarıyorum arkadaşlar. Çok güzel koktu ya. Gerçekten muazzam bir şey bizi bekliyor. Hepsini çıkardım. Tavukları şimdi ufak bir marinasyon işlemi yapacağız. Şimdi bunların üzerine şöyle bir sarımsak tozu ekliyorum. Bu isterseniz evde sarımsak tozu yoksa ne yaparsınız? Bir diş sarımsağı püre haline getirip üzerine eklersiniz. Ben ortalama bir çay kaşığı kadar ekledim. Bir çay kaşığı kadar da soğan tozu ekliyorum. Bunun yerine yarım adet soğanı böyle yine ince ince hale getirip bunun üzerine ekleyebilirsiniz. Bu kadar yeterli. Şöyle tane karabiber var. Bundan da bir yarım çay kaşığı kadar ekleyeceğim bunun üzerine. Bu da ekstra bir lezzet katacaktır. Bu da yeterli. Üzerine bir parça zeytinyağı ekleyeceğim. Böyle 3 yemek kaşığı kadar şöyle bir gezdiriyorum. İyice bulayacağız üzerine. Asıl bomba dokunuş bu. Bu tarifin olmazsa olmazı barbekü soslu yapacağız. Şöyle tutuyorum. Her tarafına gezdiriyorum. Her bir tavuğa böyle 3 çizik atın. Her birine böyle 3 çizik atacak şekilde şöyle üzerinden geçiyorum. Evet. Hepsine 3 çizik attım. Bu da benden olsun. Tuz da ekliyorum. En son tuzunu unuttuk. Tuz da isteğe bağlı. İster az eklersiniz, ister çok eklersiniz. Çünkü kişiye göre bu değişiyor. Ben ortalama bunun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Ve şöyle her tarafına iyice buluyorum arkadaşlar. Tüm sosunu yesin. Sos eksik gelirse sos eklemesi yapabilirsiniz. Zaten piştikten sonra sonlara doğru ufak bir dokunuş daha yapacağım bunlara. Böyle iyice bunu gezdiriyorum. Tüm sosunu yediriyorum. Çok güzel koktu ya. İnanamazsınız ya. Gerçekten inanılmaz lezzetli gözüküyor. Koku muhteşem. Evet, iyice sosuna buladım bunu. Çok güzel oldular. Ziyan etmiyoruz. Her tarafına iyice yedirin. Tüm sosu yesin. Homojen bir kıvama gelsin. Şimdi artık diğer işleme geçiyorum. Bunları bir kenara alıyorum şimdilik. Üzerinde şöyle yağlı kağıtlar var. Yağlı kağıttan şöyle çıkarıyorsunuz. Büktüm büktüm yapıp şöyle içerisine bırakıyorsunuz. Bundan kaç tane? 8-10 tane ekleyeceğim. Kaç tane yaptığımı size söyleyeceğim. Şöyle tutuyorum ve hepsine ekliyorum. 3, bu 4, bu 5, bu 6, bu 7, bu 8, bu 9. Ve olay işte bu. Bunu iyice şöyle bir bastırın arkadaşlar. İyice bastırın, bir yer etsin. Böyle havaya çok kalkmasın. Babamla iletişimi komple keseceğiz burada. Bunun üzerine biraz daha tavukları ekleyeceğim ama oradan önce ne yapıyorum? Kenarından bir su akıtacağım içine. Kettle'da suyumu kaynattım. Kaynamış su olması gerekiyor. Şu kenardan bir parça yol açıyorum ve içerisine kaynamış su ekliyorum. Su seviyesi çok yüksek olmasın. Dediğim gibi çok fazla su eklemeyin. Sonradan ekleme yaparsınız eğer böyle suyu eksilirse. Bence bu kadar yeterli. Dikkat edin eliniz yanmasın çünkü kaynamış su. Şöyle toparlıyorum, yine bir parça bastırıyorum. Tavuklarımı şöyle tutuyorum. Böyle tatlı tatlı üzerine ekliyorum. Havada askıda kalacak zaten. Suyla teması olmayacak. Bu buharda pişecek. Tam böyle kuyu kebabı olacak. Mis gibi olacak. Şimdiden böyle dağılmaları görüyor musunuz? Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel mühürledi. Tam içime sindi. Dört tarafı da muhteşem pişti. Şöyle tek tek üzerine ekliyorum. Tencereyi de çok iyi ayarlamışız. Hepsini ekledim. Suyla temasları kesinlikle yok. Çok güzel gözüküyorlar. Şuna bakın ya. Gerçekten muazzam. Şöyle kapağını kapatıyorum artık bunu. Şimdi bunu ocağa verebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Ve bunu pişmeye bırakıyorum. Ne kadar pişirirsem o kadar lime lime olur. Ben size dakika vereceğim birazdan. Bunu orta ateşte pişirmekte fayda var. Ne çok yüksek ne çok kısık. Böyle orta ateşte pişiriyoruz. Bu kendi buharında öyle bir lime lime olacak ki şaşıracaksınız. Böyle lokum gibi bir et yiyeceksiniz. Yani tavuğunuz böyle lokum gibi olacak. Böyle bir açalım, bir göstereyim. Görüyorsunuz buharlaşmalar oluyor zaten. Kaynamayı görüyorsunuz. Suyla teması kesinlikle yok. Eğer suyu fazla geldiyse kaynadığında kontrol edin. Suyunu boşaltın. Bu
Bu çok önemli. Suyu tavuğa değmemesine özen gösterin. Suyu fazla gelebilir çünkü kaynadığı zaman yukarıya doğru böyle fokurdamalar olacaktır. Aynen bu şekilde benim yaptığım gibi olması gerekiyor. Görüyorsunuz o iç tarafta suyu kalıyor zaten. Buharlaşma da oluyorsa sıkıntı yok. Gerekirse dediğim gibi az az su eklemesi yaparsınız arkadaşlar. Başta az ekleyin. Gerekirse 1 su bardağıyla başlayın. Ve ben bunu bu şekilde bırakıyorum. Buharlaşmaları görüyorsunuz. Bu arada lime lime olacak. 45 dakikadır pişiyor. Sos üzerinden sonuçta buharla iletişime girdiği için ne yapacak? Sos bir parça üzerinden akacak. Biz ne yapacağız? Sos da onu destekleyeceğiz. İçine de çekmiş oluyor bu arada. Bunları böyle kabın içerisine bir parça barbekü sosu ekliyorum. Elimde şöyle fırça var ve ne yapacağız? Suyunu da kontrol edeceğiz. Suyu da çok azalmıştır muhtemelen. Şöyle tutuyorum. Kapağını açıyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Mis gibi de koktu. Şöyle tutuyorum. Kenarından su eklemesi yapıyorum. Suyu çünkü azalmış. Böyle 1,5 su bardağı kadar ekledim. Bu kadar yeterli şimdilik. Ve ne yapacağız? Elimizde barbekü sos var. Şöyle tutuyorum. Böyle üst kısımlarına yediriyorum. Artık bu son işlemi. Ne yapacağım? Tekrardan birazdan kapağını kapatacağım. Artık son pişirme işlemine geçiyoruz. Muazzam bir şey bizi bekliyor. Bunların her tarafını böyle sosla iyice buluyorum. Barbekü sosuna iyice doysun. Bilmiyorum barbekü sos seviyor musunuz? Ben barbekü sosa bayılıyorum arkadaşlar. Eğer barbekü sos sevmiyorsanız aynı yöntemle barbekü sossuz bile yapabilirsiniz. Ya da bildiğiniz bir sos varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben çok yakıştırıyorum tavuğa. Bu kadar yeterli. Şimdi tekrardan kapağını kapatıyorum bunu. Ve bu şekilde pişirmeye bırakırım. En son ne yapacağım? Ne kadar pişirdiğimi size söyleyeceğim. 1,5 saate az kaldı. Son bir 5 dakika kaldı. 1 saat 25 dakikadır bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. 1 saat 25 dakikadır bu şekilde pişiyor. 1,5 saat yani bunu toplamda 1,5 saat pişireceğim. Ve şimdi salata yapılışına geçiyorum. 5 dakikada salatayı hazırlarım ve tam bunu dediğim gibi 1,5 saat sonra ne yapmış olacağız? Çıkaracağız. Kapağını açacağız. Artık sunumuna geçeceğiz. 1 adet kırmızı soğanım var. Şöyle tutuyorum. Bunu ne yapacağız? İnce ince doğrayacağız. Şöyle ince ince kesiyorum bunu. Aynen bu şekilde kesmekte fayda var. İsterseniz normal beyaz soğan da kullanabilirsiniz ama bu daha aromatik, daha lezzetli oluyor. Kırmızı soğanları kestim. Şöyle bir toparlayayım. Bir karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Şöyle kırmızı bir Meksika biberim var. Şöyle tutuyorum. Bunu da ince ince doğruyorum. İlla Meksika biberi olmasına gerek yok. Farklı bir kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama bu daha çok yakışıyor. Onu da belirteyim. Bu da tamam. Bunu da şöyle bir toparlıyorum. Karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. 6 adet kornişon turşum var. Ufak ufak böyle mini minnacık. Çok güzeller. Şöyle tutuyorum. Bunları da böyle ince ince doğrayacağım. Şu uç kısımlarını almayacağım. Şöyle tutuyorum. Bunları da ince ince doğruyorum. Bunu doğraması zaten çok keyifli ya. Ben çok seviyorum ya. En fazla doğramayı sevdiğim şeylerden bir tanesi bu diyebilirim. Bu da tamam. Bunu da toparlıyorum. Ve karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. 2 adet de çeri domatesim var. Bunları da böyle ince ince doğramaya özen gösteriyorum. Şöyle tutuyorum ve ufak parçalara ayırıyorum. Üzerinden geçiyorum şöyle. Bu kadar yeterli. Bu da tamam. Bunu da toparlıyorum. Karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Şöyle avokado yarısını kullanacağım. Şöyle bir açıyorum başta. Kesiyorum kenarlarından çevirerek açıyorum. Nasıl çıkarırsın? Şöyle vurursun. Olmadı. Şöyle vurursun. Yine olmadı. Üçüncüsü de olmadı. Şimdi oldu. Çekirdeği kenara alırsın. Ne yapacağız? Şu kenarlarından giriyorum. Rahat bir şekilde çıkarmanın en güzel yolu bu. Bunu yaptıktan sonra şöyle göstereyim size. Rahatlıkla muz gibi soyabilirsin. Burada ufak parçalara ayıracağım. Başta şöyle bir doğruyorum. Daha sonra da yanlamasına. Avokadolar da tamam. Bunları da bir toparlıyorum. Şöyle göstereyim ve karıştırma kabına ekliyorum. Bunun içerisine limon sıkacağım. Bir ya da yarım size kalmış. Ben bir limon sıkmayı tercih ediyorum. Limonu çünkü çok sevdiğim için, yani ekşiyi sevdiğim için böyle bir adet limon bana yeterli olacaktır. Bu arada mısırı unuttuk. Bir avuç da mısır ekliyorum buna. Bir parça zeytinyağı ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar. Tuzunu ekliyorum. Bu da bu kadar yeterli. Bunu iyice karıştırıyorum. Enfes bir salata oldu. Böyle taco'nun salatası gibi diyebiliriz aslında buna. Bir yanda kırmızı soğan, diğer yanda avokado, mısırı, turşusu, kırmızı Meksika biberi, hepsi birbirinden lezzetli. Böyle lezzet patlaması olacak. Görüntüsü bile yeter. Olay işte budur. Bu da hazır. Bunu kenara alacağım. Şimdi tavukları artık çıkarabiliriz. Tutuyorum, kapağını açıyorum. Şunun güzelliğine bakın ya. Dört dörtlük pişmişler. Görüntü muazzam. Bayılırsın buna ya. Şimdi bunu tek tek çıkarıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi tam tamına 1,5 saat bunu pişirdik bu şekilde. Böyle tutuyorum ve tabağa aktarıyorum. Hepsini böyle rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Direkt sunum tabağına alıyorum ben bunları. Çok da güzel şekil duruyor. Tabağı da aldık. Görüntü dört dörtlük. Ye beni diyor resmen. Şöyle göstereyim. Salatamız da hazır. Ben de şöyle tortilla ekmeği de var. Bunu nereden aldım? Carrefour'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ufak bir dürümcük yapacağım. Yani taco yapacağım diyebiliriz. Türk usulü taco yapacağız. Şu kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Oo, sıcacık zaten.
Şuna bakın. Nasıl da dağılıyor. Gördünüz mü? Kemiği bile ayrılmış ya. Şuna bakın ya. Muazzam olmuş. Helva gibi olmuş. Bir kenara alayım kemiğini. Salatayı da bir parça karıştırayım. Şöyle tutuyorum ve yine arasına ekliyorum. Oo. Şuna bakın ya. Dört dörtlük ya. İnsan gerçekten mutlu oluyor. Şunun görüntüsüne bakın. Türk usulü taco yaptık. Kuyu kebabı diyebiliriz bir de buna. Ne derseniz deyin ama görüntü efsane. Lezzetini çok merak ediyorum. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadımı yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle yanında da kolam var. Kola da içeceğim. Şöyle tutuyorum, tadına bakıyorum. Çok iyi. Size şöyle söyleyeyim. Tavuk ağzınızda lokum gibi böyle krema gibi ağzınızda akıp gidiyor. Yok böyle bir lezzet ya. Bundan 10 tane yerim ben. Çok güzel olmuş. Tavuğu böyle çiğnemenize gerek yok. Yanına yapmış olduğumuz o salata zaten tavuğa resmen değer katmış. Yani bir gram kusur yok yani, öyle söyleyeyim size. Buna ne denebilir ki? Denediğiniz zaman anlayacaksınız. Ne demek istediğimi o zaman anlayabilirsiniz ancak. Çünkü gerçekten dört dörtlük olmuş. Şöyle sade bir şekilde de tatmak istiyorum. Yok böyle bir şey ya. Şuna bak. Bu bagetin bu hale geleceğini söyleseler inanmazsın ama gerçekten dört dörtlük arkadaşlar. Yemeğimi yedim, aradan bayağı bir zaman geçtim, montaj yapmaya geçtim, baktım tadım yaptıktan sonra sonlandırmamışım videoyu. Şimdi sonlandırmak istiyorum, herhalde böyle dalıp gitmişim yerken böyle, o çok lezzetliydi çünkü. Herkese afiyet olsun, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.